Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine mükemmel şekilde işinize yarayacak ve en sevdiğiniz türden bir indikatör göstereceğim. O da nedir? Otomatik formasyon çizen bir indikatör arkadaşlar. İkili tepe formasyonunu bizlere bu indikatör çiziyor ve üstüne üstlük strateji indikatörü bizlere yani sonuçları gösteriyor arkadaşlar. Herkesin kullanması gereken bir indikatör olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü indikatör gerçekten muazzam derecede çalışıyor. Karınızı düşük tuttuğunuz zaman scalping üzerine de ciddi güzel sonuçları var. Tabii ki de formasyonları biliyorsunuz. Biraz daha yüksek grafiklerde kullanmak çok daha başarılı oluyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ama kar ve zarar durumunuzda yine Fibonacci seviyelerine göre burada ayarlayabiliyorsunuz. Yani Fibonacci yazmışlar ama puanlı yani yüzdeli değil de puanlı işte yüzdeli tikli ve puanlı şekilde trading file'da 3 şekilde kar ve zararlarımızı e, ayarlayabiliyoruz. Bunda puanlı e, bilginiz olsun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin sadece ve sadece işinize yarayabilecek indikatörleri sizlerle buluşturuyorum ve buluşturmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben 4 saatlik grafikteyim. İşte CRV grafiğimiş. Hemen rastgele farklı bir grafik açarım. Ben biliyorsunuz e, indikatör tanıtımlarında tamamen rastgele ve farklı grafikleri tercih ediyorum. Şu anda NKN'ye geldik. Tabi bunlar çok iyi e, coinler değil fakat yine de bizim işimize görebilecek coinlerdir. Öncelikle formasyon otomatik bir şekilde çiziliyor. Şunu da söyleyeyim kayıpsız çiziliyor arkadaşlar. Yani girmiş olduğu yerden bildiğiniz vermiş olduğu sinyalden giriyor direkt yere. Ve stop noktası da tamamen kendi ayarlıyor arkadaşlar. Formasyonun sonu oluyor genelde stop noktası. Fakat ayarlar bölümünden sizler ne yapıyorsunuz? burada görmüş olduğunuz gibi bakın target Fib yazıyor. Ben buraya 10 yaptım. Scalp için yaptım. Çok düşük tuttum. İsterseniz bunu sizler daha yüksek tutabilirsiniz. İşte stop noktamız da şöyle isterseniz 20 yapalım. E, standart ayarlarıyla 100 falan geliyor e, target noktası. Görmüş olduğunuz gibi bakın stop noktamızı burada hemen 20 yaptık. E, stop noktamız e, bara göre değil de stop çizgisine göre ilerleyip azalıyor. İsterseniz şu şekilde 100 yapalım biraz daha giriş seviyemize yaklaşsın. 100 yaptığımız zaman da Görmüş olduğunuz gibi buradaki çizgi şu kısma tekrar geldi. Bunu tabii ki de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Scalping için çok güzel ve yüksek dakikalı grafiklerde de ne oluyor? Karlarımızı maksimum seviyede tutabiliyoruz. Sizlere strateji testini de göstermek isterdim. Fakat şu anda mobil uygulamada olduğumdan dolayı daha rahat bir çekim olması için burayı seçtim. Buradan görmüş olduğunuz üzere zaten alır fonksiyonlarını da burada direkt kurabileceğinizi görebiliyorsunuz. Ve tamamen Bota bağlanabilir bir indikatör ondan dolayı da ciddi derecede bizim için önemli. Şunu söylemek istiyorum ben yüksek dakika dedim diye sadece işte 4 saatlikte çalışacak diye bir kaydı yok. İsterseniz 5 dakikalık grafiklerde veya örnek veriyorum 15 dakikalık grafiklerde kullanabilirsiniz. Sadece 4 saatlik grafiklerde çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Benim önerim olarak sadece bunu düşünebilirsiniz. İndikatörün dezavantajı yok denecek kadar az. Çizmiş olduğu tüm formasyonlar neredeyse doğru arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. İndikatör formasyonları çok az bir şekilde çiziyor. Yani çok hızlı ve seri bir formasyon çizimi yok. Yani her zaman formasyon zaten ikili tepe formasyonu olmuyor grafiklerde. Ondan dolayı benim size önerim şu biliyorsunuz Binance'de 200'den fazla coin var yani 300-400'e kadar yaklaştı herhalde tam net sayı bilmiyorum işte araştırmadım bu konuda ama benim gördüğüm kadarıyla ortalama o kadar vardır diye düşünüyorum hepsine alarm kurup bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Doji'den dahi çalışıyor fakat her grafiğin puan değeri farklı. Bunu mutlaka unutmayın. Yani 10 girdiğiniz değerli bütün grafikleri e, hani gezerseniz olmaz. Örnek veriyorum 50 yapıp bir de bakmak gerekiyor. Buradaki kar zarar noktamız nereye çıkacak? Onu gözlemlemek için arkadaşlar bilginiz olsun. Benim nacizane tavsiyem bu şekilde ama zaten sizler Rahat kullanım yaptığınız zaman indikatörün değerlendirmesini ciddi anlamda yapabilirsiniz. Ee, karları da ne kadar yüzde getirdiğini de ortalama görmek isterseniz arkadaşlar şöyle ufaktan ölçüm yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 0.40'a tekabül ediyor bu. İsterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Bu arada puan değerleri formasyonun büyüklüğüne göre değişiyor bunu unutmayın arkadaşlar mutlaka puan değerlerine bakarken indikatörün e, grafikte vermiş olduğu performansa göre lütfen seçmeye çalışın. Dediğim gibi 5 dakika, 4 saat vesaire bu grafiklerde ciddi anlamda çalışıyor. İndikatörümüzün ismi de BG double tap yazarak sizlerle Trading 5 ücretsiz kütüphanesinde bu indikatörü görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta Trikomas ve diğer üçüncü parti yazılımlara da bot sistemlerine de işte Discord'da sinyal göndermesi, alt düşürdü vesaire hepsi var. Çok faydalı bir indikatör. Gerçekten işinize yarayacak bir indikatör arkadaşlar. Bunu e, rahatlıkla kullanabilirsiniz diyorum Bir de e, şunu söylemek istiyorum Bizim kendi premium indikatörlerimiz var Zaten bunları da YouTube kanalımıza aboneyseniz Eğer görmüşsünüzdür Eğer abone değilseniz de mutlaka abone olmanızı öneriyorum Birincisi zaten kendi ve tek başına e, Tamamen otomatik bir şekilde Yatay ve yataydan bağımsız Destek ve direnç noktaları çiziyor Yani bir nevi formasyonları bizim daha rahat bakmamızı sağlıyor Diğer bir indikatörümüz de Tüm dakikalık grafiklerde Çalışan Asat indikatörümüz var. Arkadaşlar SC Pro bu indikatörde 4 saatlikte de ciddi derecede güzel. Karlar çıkıyor bizlere şu şekilde bakın. Tamamen rastgele bir grafik açtım. Hatta isterseniz farklı rastgele bir grafik açayım. Herhangi bir rep repaint durumu vesaire yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dipten Dip noktalarından ve tepe noktalarından bizlere sinyal vermeye çalışıyor. Fakat her indikatörün bir eksisi olduğu gibi de bu indikatörün de mutlaka ama mutlaka eksisi olmak zorunda arkadaşlar. Bizler bu indikatörü kullanırken hedge modunu kullanıyoruz. Bu sayede ne yapıyoruz? Eğer bizlere bir yerden bir sinyal verdiyse, uyumsuzluk durumu denk geldiyse ne oluyor? Stop olduktan sonra short işlemimizi açıp devam ediyoruz. Çünkü indikatörümüz %90 oranında mutlaka hareketin başladığı yerden bizlere sinyal veriyor. Görmüş olduğunuz gibi yani genellikle zaten dip ve tepe noktalarından bizlere sinyal veriyor. Görmüş olduğunuz gibi fakat olası bir terslik durumunda Örnek veriyorum tam da söylerken karşıma çıktı. Böyle bir durum olduğu zaman da hedge modundan short işleme çevirerek rahatlıkla buradan karımızı alabiliyoruz arkadaşlar. Mutlaka bizlere hareketin olacağı yerden sinyal veriyor. Ondan dolayı da kullanımı ciddi anlamda başarılı. Tüm dakikalarda çalışıyor. 5 dakika 1 dakika hatta size şöyle bir şey yapayım. Şuradan ne yapalım? BTC, USDT yapalım ve Bitcoin dolar paritesinde isterseniz bir saniyelik grafiklere geçelim ve bir saniyelik grafiklerde de bu indikatörün bizlere vermiş olduğu sinyalleri rahatlıkla görebiliriz. Şu anda bir hata verdi. Hemen şöyle 5 saniyelik grafikler alalım. Grafik ön yüklemelerinde bazen problemler olabiliyor. 5 saniyelik barlara geldik arkadaşlar. Pardon özür dilerim. 5 dakikayı seçmişiz. 5 saniyelik grafiklere denk gelelim tekrardan. Ve görmüş olduğunuz gibi 5 saniyelik grafiklerde de bizlere sinyal vermeye devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi zaman diliminden farksız. Dakikalar düştükçe tabii ki de sinyaller artıyor. Kaliteleri biraz daha düşüyor ama Grafik dakikası yükseldikçe hem karımız hem de kalitelerimiz ciddi derecede yükseliyor arkadaşlar. Bununla ilgili de biz, ben sizler için ücretsiz denemeler vesaire veriyorum. SC Pro indikatörünün videolarını da kartlar bölümüne bıraktım. Tüm sorularınız için yine videonun açıklama kısmındaki canlı destek bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uyumsuzluk durumlarında da yine hedge modundan işlemimizi ters çevirerek yukarı yönlü işlemler yaparak Burada rahatlıkla kar elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var ciddi derecede. Ve bu konuda da sizlere benim en çok önerebileceğim iki indikatör budur. SC Pro ve diğeri Trade Pro indikatör arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yorumlarınız benim için çok önemli. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.